Karadeniz dağlarının arka yüzeyindeki yaylalarda ya da Çoruh Nehri'nin kenarında. Kısaca Artvin'de yaşamak nasıl bir şeydir acaba? Burada doğmuş olmak insana nasıl bir kader hazırlar? Hayat hangi yüzünü gösterir? Hepsinden daha önemlisi, burada yaşayanlar günlerini nasıl, ne yaparak, ne üreterek geçirirler? Nelere sevinir, nelere üzülürler, ne yer, ne içerler? Her şeyden önce bir şırıltıdır Çoruh'un kenarında yaşamak. Konuşmaların arasına bu çağıldayan nehrin sesi karışır çok zaman. Onlar bu sese o kadar alışkınlar ki artık kulakları bu sürekli çağaltıyı sessizlik olarak algılıyor. Bu deli nehrin kenarında yaşamanın bir diğer özelliği de sık sık bu vahşi suları aşma zorunluluğudur. Bu yüzdendir ki tarihin çeşitli zamanlarına ait çeşitli köprüler bulabilirsiniz Çoruh'un kolları üzerinde. Olacak. Motorlu taşıtların olmadığı zamanlardan kalma olanlar hem dar hem de suyun azgın zamanlarına hazırlıklı olmak için yukarı doğru kavisli yapılmışlar. Bir de asma köprüler var. Bugün üzerinden geçen otomobillere pek de hazırlıklı olmayan. Ana nehrin üzerindeki köprülerse 1950'li yıllarda nehir kenarındaki yolların inşasından sonra yapılmış. Nehir yolun bazen sağında, bazen solunda yer alır. Yön değişikliği de bir köprüyle bağlanmıştır yine. Çoruh'a paralel giden bu yol yapılmadan önceki yıllarda yollar yukarıdan, vadinin üst taraflarından geçerdi. Eski yolları bugün de görmek mümkündür. Köprünün olmadığı yerde varagele denen makaralı sistem kullanılmaktadır. Özellikle hasat sonrası sebzelerin taşınmasında varageleler çok önemli yer tutarlar. Bu da Çoruh insanının kendi hayatı için bulduğu yaratıcı bir çözümdür. Nehir kenarında yaşayanlar için seller de hayatın bir parçası. Biraz yersizlikten, biraz da sel korkusundan olmalı, evler dağlara doğru tırmanmış. Kolay değil Çoruh'la yaşamak. Derenin seli bir afat vurur. Afattan sular biriker yukarılardan, mezirelerden, oralardan gelip burada bu sevahili alıp götürür dere ağızlarına hep. Götürdükten sonra götürür Çoruh'a katır. Buraları der afat kuruduktan sonra yarar bir şey kalırsa oraları çalışır, erazi yaparuk. Emek çok. Erazi yaparsın, yapmasan idare edemezsin. 42'de gittiğinde ben askeriydim. 68'de geldi. Abril'in 5'inde. Çay bir tür dağların, sevahillerin karı dürerdi. 24 saatten fazla bir yağmur yağdı. Yağmasıyla, dağıyla, bak bütün sel çay kalktı. Kalktı geldi çay ağzındaki bir tür arazileri aldı götürdü.
Ondan sonra düştükten sonra döndük bunu bir daha poroş yaptık. Burç yaptık, bilmem ne yaptık, erazi yaptık ki bir şey ekip yok, yiyak, pirinç kaldırı yok, toprak taşı yer yok. Toprağın kıt olmasına karşın iklimin güzelliği, her türlü meyve ve sebzenin yetişmesine elverişli olması bu çabayı haklı kılmaktadır. İklim güzel ancak toprak öylesine azdır ki Artvin'de, yöre insanının en kıymetli şeyi toprak olmuştur. Çoruh'tan sakınmış, korumuş, gözü gibi bakmıştır bir parça toprağına. Nehrin kenarında birçok köy vardır ve her biri yemyeşil bağlarla, bahçelerle donatılmıştır. Bugünkü verilere göre Artvin ilinde toplam arazinin ancak %5'i tarıma elverişlidir. Cefakar Artvinliler, Babil'in asma bahçeleri gibi harikalar yaratmışlar yamaçlarda. Sonunda emeklerinin karşılığını almışlar ve şaşırtıcı derecede lezzetli ürün alır olmuşlar. Yöreye özgü tadlar oluşmuş hırçın çoruğun yamaçında. En lezzetli üzümler, incirler, kirazlar, narlar hep buralarda yetişmiş. Az ama öz olmuş bütün meyveler, sebzeler. Taşıma toprakla oluşturulan bu ufacık bahçelerden kasa kasa meyve ve sebze gider olmuş Erzurum'a, Kars'a. Çoruh kıyısına bahar Mart ayında gelir. Yaylalarda ise baharın gelmesi Temmuz ayını bulur. Kısa mesafelerde oluşan büyük rakım farkları yüzünden ilkbahar meyveleriyle sonbahar meyvelerini, dutla inciri, çilekle hurmayı, kirazla üzümü aynı sofrada bulabilirsiniz bu yörede. Yörede kültürün önemli bir parçası da bütün bu meyve ve sebzeleri çardaklarda kurutmaktır ve evlerin geleneksel mimarisi bu kurutma işlemine son derece uygundur. Kış biter bitmez, gelecek kışın hazırlığı başlamak zorundadır. Kış hazırlığı, Artvin kadınlarının üzerine binen yoğun bir emektir. Baharda çayırlar yeşerince, kuzu kulağı, madımak gibi otlarla başlayan hazırlık, Ekim ayının sonuna kadar sürer. Yaz aylarında yörede fasulye toplayan ve fasulye kurutan birçok Artvinli kadına rastlarsınız Çoruh boyunca. Yusufeli'nin çevreli köyü Givnar mahallesindeki bu tarlaya çeltik ekiliyor. Yörede karık denen pirinç tarlalarında çamur ayaklandırılarak kaldırılıyor ve böylece tarla önceden filizlenmiş pirinçlerin ekimine hazır hale getiriliyor. Karık bulandırma denen bu işlem de hayvan gücüne dayalı olarak yapılıyor. Bu kadar suya ve bu kadar engebeli bir araziye hangi traktör dayanabilir? Bu çok eziyetli bir iş. Çünkü her şeyden önce uzun süre suyun içinde çalışmayı gerektiriyor. Thank you.
Tarlanın sahipleri İzmit'e göçmüş bir aile. Yaklaşık 40 yıldır orada yaşıyorlar. Ama Artvin'in leziz pirinci onları buraya çağırıyor. Her yıl Nisan ayında köylerine gelip Ekim sonuna kadar burada tarlalarının başında kalıyorlar. Zeki Kuyumcu ve ailesi göçlükten sonra da memleketiyle bağını sürdüren birçok aileden sadece biri. Mayıs ayındaki ekimden sonra da tarlaya gidiş gelişler devam edecektir. Çünkü haftada birkaç kez de tarlaya gelip pirincin otunu ayıklamak gerekir. Karıklara ekilmesinden 90 gün sonra, yani Eylül'ün son haftasında çeltik biçimi başlıyor. Pirinci biçme işi genellikle kadınlara ait. Çeltik tanelerinin saplarından ayrılması amacıyla yapılan tokaçlama işi ise erkeklere. İş bölümü yapılırken kol kuvveti belirleyici olmuş yıllar içinde. Çoruh Nehri Anadolu'nun bu en kuzey köşesine Akdeniz iklimi getirdiği için buradaki en önemli geçim kaynaklarından biri de zeytin ola gelmiştir. Cırcır böceklerinin ötüşü ve teras teras yapılmış zeytinlikler sizi Ege kıyılarına götürür adeta. Vadi kenarından başlayarak yaklaşık 600 metreye kadar olan rakımlarda yöredeki toprağın azlığıyla inatlaşırcasına zeytin ağaçları yeşermektedir. Burada zeytin, dallara sopayla vurularak değil, büyük bir nezaketle, büyük bir saygıyla, elle tek tek toplanır. Bu iş için yöre kültürüne has zeytin merdivenleri vardır. Herkes bir şeyler üretiyor. Pirinç yoksa zeytin, zeytin yoksa bal. Arıcılık, özellikle de Karakovan balı denen doğal bal, Artvin yöresinin tipik görüntülerinden. Özellikle de ormanlık alanda ayılara rağmen de olsa arıcılık yapılıyor. Ayı hatta çarşıya geliyor. Yani bu balali değil. Arı geldi bana 40-45 tane o karakovanlardan onları perişan etti. Ondan sonra 40 tane ayıla üstlük hazır yani şişmiş ballıkları darmadağın etti. Ya 9 gün bekledik. Bu gece bekliyoruz diyoruz. Bu gece dinlen hanım. O gece gelmiyor. Ertesi gece geliyor. Yani vuracağız. Çaresini arıyoruz. Kaymakamlık şu bu hiçbir şey çare yasak diyorlar ama ne edek? Biz ölüm bu ekmek meselesi. İşhan köyü dut ağaçlarıyla ve buna bağlı olarak yapılan pestilleriyle ünlenmiştir yörede. Dut sirkeleme pestil yapımının ilk aşaması. Dut çırası kürünlerde sıkılarak elde ediliyor. Bir çeşit pres olan tahta kürünlerde, yörede tarihten kalma birer miras. Evet.
Çıraya katılan pestil hamuru bir kıvam arttıracak. Ben maşaba demiştim ha. Bu karışım kaynatıldıktan sonra beyaz bezlerin üzerine dökülerek güneşe serilir. Dur. Bazılarının içinde ceviz de var. Görebe kış geldiğinde pestilin ısıtılarak yumuşatıldığını ve hatta yumurta ile birlikte pişirilerek yendiğini öğreniyoruz. Güzün başında birçok evde kümeler ve pestiller balkonlara asılmış, kurumaya bırakılmıştır. Yörede bazı yıllar ceviz dalları kıracak kadar bol olur. Çoğu bahçede en az bir ceviz ağacı bulabilirsiniz. Ancak bazen de cevizler yukarılarda, mezralarda olabilir. O zaman da bizim rastladığımız gibi ceviz toplamak için büyük bir maceraya atılan kişilere rastlayabilirsiniz. Çoruh kenarındaki baş döndürücü patikada. Yöre halkı, ceviz ağaçlarının kargaların taşıdıkları cevizler nedeniyle dağlarda, tepelerde büyüdüğünü bilir. Ve bunu hayatın bir parçası olarak kabul eder. Dağlık yörede yaşamanın bir gereği de tırmanmaktır ve yöre insanı köyle mezra, köyle tarla arasında sürekli bir iniş çıkış yaşamak zorundadır. Çok da şikayetçi değildir bu iniş çıkışlarda. Zaman duygusunu yitirmiş olarak saatlerce yaya ya da hayvan sırtında yol alırken. Gördüğün dere boyu ta 3 saat çakar. Yani son mezreye. Oradan buraya enerji çıkarız burada. Yaz mevsiminde. Enerji burada ağaçları sularız. Yapılacak işlerimizi yaparız. Tekrar akşam döner doğru yine buraya çıkarız. Bu memleketin hayatı böyle. Çoruh kıyısından uzaklaştıkça, özellikle de Şavşat, Meydancık tarafına geçtikçe iklimin sertleştiğini, bağ bahçenin yerini hayvancılığa bıraktığını görürsünüz. Bu engebeli arazide öküzle çekilmiş kızaklar kadar hayata uyum sağlayabilen bir başka vasıta yoktur. Yöredeki adıyla Hızek denen bu kızak kafilesi hayvan gübresini taşıyarak tarlaya dökmek üzere yola çıkmış. Gübrenin konduğu sepetlerinde ayrı bir adı var. Onlara çatan deniyor. Şimdiden hazırladıkları tarla yörede tarımına yeni başlanan çilekler için. Organik gübreyle, atadan kalma yöntemlerle ve kendilerine yetecek kadar. Kışların bazen 6 ay sürdüğü bu yerlerde otların tırpanla biçilmesi ve sonra da kışa hazırlık olarak saklanması hayvancılıkla uğraşan köyler için çok önemli. Otlar getirilip merek adı verilen özel yapılarda biriktiriliyor. Bu yüzdendir ki yörede sık sık ot biçen insanlar, ot yüklü hayvanlar, ot yüklü kamyonlara rastlarsınız. Thank you.
Bu kızaklı kafilede hayvanlara ot getiriyor. Besbelli önemli bir şey burada bir çift öküz sahibi olmak. Çünkü bu hayvanlar bu arazide traktörden de kamyondan da daha çok işe yarıyor. Benim o kuzumun ismi Candur. 1 milyara aldım. Haberiniz olsun. Yöre insanının yaşamındaki en belirgin geleneklerinden biri de her yıl yenilenen yayla göçüdür. Aşağılarda yaşayan nüfus bütün hayvanlarıyla birlikte yukarılara, yaylalara doğru göçer. Göçün amacı hayvanların otlak bulabilmesidir. Yüzlerce yıldır kanılarla yapılan bu göç de giderek sosyal ve teknolojik değişimden payını alıyor. Zaten giderek azalmaya başlayan göç kamyonlara yüklenmeye başlamış. Yaylanın dar yollarından geçmeye çalışarak kafileyi yukarılara ulaştıracak. Ve mısır. Her yerde kurutulup un yapılmayı bekleyen mısırlar. İşhan'daki bu tarlaya da mısır ekiliyor. Bu yaz 3. kez ürün almaya hazırlanıyorlar. Bu defa öküzlerin tarla sahibine ait olmadığını, başkasından kiralanmış olduğunu öğreniyoruz. Bu yüzden iş acildir, bekleyemez. Burası Şavşat Pazarı. Yörenin en sevilen gıdalarından olan peynir eritmesi ve kuymak işte bu peynirlerle yapılıyor. Pazarda satılan yerel ürünler, arkada görünen karlı yamaçlar buradaki yaşam hakkında bir fikir veriyor. Artvin'de nüfus yıllardır artmıyor. Köylerdeki nüfussa sürekli azalmakta. Gurbette çalışıp biraz para biriktirip dönmeye alışmış bu insanlar, bu defa gurbetçilikten daha sarsıcı bir göç yaşamaya başlıyor. 1960'lı yıllardan itibaren. Artvin'i tamamen terk edip daha batıya, Bursa'ya, İstanbul'a, Ankara'ya, hatta daha sonraları da yurt dışına göçüyorlar. Orada sıfırdan başlayarak kendilerine yeni bir hayat kurabilmek için çabalayıp duruyorlar. Zaten bir ailem, bir ben varım. 3 tane kızım var Bursa'da, orada burada. Gideriz gurbete, çalışırız 3 ay, 5 ay. Kış mevsiminde geliriz evimize. Önceleri böyleydi, şimdi ise dış ülkelere işçi alma konusu çıktı. Bazen vatandaşlarımız gitti dışarıda çalışıyor. Bazısı burada çalışıyor. Nerede çalışsan tabii ki Cenab-ı Allah orada sana rızkı verir illa ki. Ne yapsınlar çocuklar, köy yerinde iş yok. Ne yapsınlar burada? Bu çamurların içinde uğraşacaklar işte. Kimseninki durmuyor ya. Ona bakar, ona bakar. Tabii dışarısını daha iyi göreyim. 7 sene önce yaklaşık 8-10 tane gebe oluyordu. Şimdi son 2 yıldır 3-4 tane gebe vardı. Fakat bunlar da doğumdan sonra göç ettiler. Şu anda bebek sayımız 3 tane falan.
Zaten de kimse kalmadı ya memlekette. Şimdi bizim köyde 10 tane genç yok. Ben şimdi şey almışım, çocuğu emzirgini zamanında böyle avucuna veriyorum, köyde bir tane çocuk yok. Tek bir tane çocuk yok köyde, hiç kalmadı. Zaten göç yaşıyoruz. Şimdi öyle köyümüz var ki bundan 20 sene evvel 60 haneydi. Şu anda sadece 6 hanenin evi faal durumda. İlçe nüfusunun kayıtlı nüfus idaresindeki sayısı 153 bin olduğu söyleniyor. Ancak ilçede köyleriyle beraber oturan nüfus 27 bin. Burçka'daki bu tarihi köprü bir okul dağılma saatini yaşıyor. Bu çocuklar biliyorlar mı umudun ta kendisi olduklarını, burada hayatın süreceğine dair? Birçok köy ilkokulunda artık çocuk sesleri duyulmuyor. Kim bilir ne öğretmenler, ne doktorlar, ne avukatlar çıkarmış olan bu köy okulu artık zamanın akışına boynunu bükmüş. Taşımalı sisteme geçildiğinden beri birkaç köyden her sabah toplanan çocuklar kendileri için yapılan yeni bir okula götürülüyor. Yörede yapımına başlanan onlarca barajın getireceği değişimi hazırlayan, bu kadar kolaylaştıran, hatta haklı kılan şey, belki de nüfusun her gün biraz bu yöreden kendini çekmesi, buraları yalnız bırakmasıdır diye içinden geçiriyor insan.